Günaydın. Günaydın. Bu sürede neler oldu neler hepsini anlatacağız. Ama bugün fuardayız. Tam da bu zamana denk geldi Antalya Kamp, Karavan ve Doğa Sporları Fuarı. Şimdiden ekipmanlara şöyle bir bakmak istiyoruz. Nedir, ne değildir, ne gereklidir, ne gerekli değildir. Fiyatları nelerdir, bunları öğrenmek için geldik. Önce fuarı bir gezelim, sonra konuşacağız. Evet, Rem Karavan. Rem Karavan, sizi burada görmek ne güzel. Fuarda görmek çok güzel. Tansucuğum nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bayağı oldu değil mi? Aynen. Hatırlayanlar bilir, biz Likyava'nın güneş panellerini Rem Karavan'da taktırmıştık. Tansu'yla beraber baban vardı. Evet, aynen. Ve panelleri orada taktık. Güzel de kullanıyoruz. İyi ki var. İki senedir gerçekten şahane kullanıyoruz. Şimdi sürprizle geldim. Bakalım pazartesi günü bir şeyler olacak herhalde. Bir motokaravan hayalimiz vardı. O da herhalde olacak gibi görünüyor. Ben de dedim ki o zaman bu fuarda acaba farklı bir tasarım görecek miyim? Tam yerine geldim. Ferah ferah neler var neler yok diye bir bakalım. Tam yerindeyim. Tansu, hadi göster bakalım bize. Şimdi iki tane araçla katılmış. Evet. Evet, bak şu dönen koltuklar gerçekten efsane. Aynen. Gerçekten evet, ben de bunlara bayılıyorum. Hem alan kazandırıyorlar. Baksanıza girişte de. Bunlarda? Aynen, buralarda kullanılabilecek. Anladım. Normal tip araç, bu araçlarda hani altları komple demir şase olarak kullananlar bilir zaten. O şekilde genelde bırakır veya plastik aksamlar vesaire kullanır. Bunda biz biraz ince işçilik çalıştık. Ustalarımız sağ olsun o konuda. Peki bunlar da körüklü mü oluyor? Bunlarda körük yok. Bir şey söyleyeyim mi? Körüklü şeylerle ilgili mesela şimdi ben büyük bir araba kullanmadım. Kullanıcı öğreneceğim. Fakat körüklü koltuğun çok avantajlı olduğunu söylüyorlar. Doğru, çok güzel. Öyle mi? Daha konforlu alan sağlıyor. Şimdi burada bir masa ve aslında buna şöyle ben de gelirsem. Bunu elektrikli bir masa. Bu aslında bizim en eski karavanlardan bildiğimiz klasik tasarım. Doğru. Çok uzun yıllardır ben de kamplarda hep gördüğüm araçların çoğu neredeyse hep bu tasarım. Bunun avantajı var ki hala bu yapılıyor. Demek ki insanlar hala bunu kullanıyor. Doğru. Şimdi bunlardaki avantaj şu, bu direkt şaseye bağlı bir koltuk sistemi. Ona göre dizayn edildi. Çevresi ona göre kapatıldı. Ve emniyet kemerli gördüğünüz gibi. Yani iki kişi yolculuk yapabiliyor çoluk çocuk olduğunda. Ve ruhsata da işte bu şekilde zaten kayıt altında. Böyle bir avantajı var. İşte güvenli seyahat için bunu kullanıyoruz. Galiba o yüzden de bu kadar çok tercih ediliyor. Kesinlikle. Çünkü her ailede bir iki çocuk mutlaka oluyor. Muhakkak. Evet, o yüzden de. Bu araçta biraz daha avantgarda kaçtık. Bir söyle söyleyeyim. Evet. Nacizane. Kumaş kaplamaya dönüştürdük. Fiber zaten bizim duvarlarımız. Ve ince niş dediğimiz. Evet, şuralarda nişler bırakmışsın. Biraz ledleri fazla kullandık. O yüzden aküyü fazla bitirebilir. Ama yapacak bir şey yok. Evet. Bu sefer tezgah çok güzel, kocaman kalmış. Tezgah büyük. Setin altında koyduk çünkü buzdolabını. Buzdolabı evet orada. 90 litrelik bir buzdolabı kullandık. 12 volt. Araç zaten tamamen 12 volt üzerinde kurulu bir sistem. Tamam. Onun dışında ufak detaylarımız var. Hani buradaki baharatlık sisteminin dışında burada da mesela küçük dolaplarımız var. Şunları falan kullanabiliyoruz. İstersen. Bunların hepsi böyle kilitli açıyorum. Aynen. Evet, bayağı var. Burası bir 30 santim derinlik var bunlarda. Var, çok rahat. Evet. Güzel eşya bu, alır. Basamak olarak koyduk. Yatağı çünkü biraz yüksek. Bunda teker altı su deposu var 150 litre. Kullanıcılar gene bilir. Teker üstüne çıktığınızda 15 metreküplerde biraz seviye yükseliyor mecburen. Şu gördüğüm ekran kontrol ekranı mı? Kontrol ekranı değil, bunlar da televizyon. Artık televizyon mu bu? Aynı şekilde aynı. Onları kullanabiliyor müşterimiz. Tamam. Bu şekilde bir kullanım tercih etti. Banyo tuvalet. Banyoyu göstereyim. Burada 80'e 100 bir banyomuz var. Bu sefer sen heki koymuşsun. Biz havalandırma koy. Aynen, müşterimizin çok talebi üzerine. Çok mantıklı. Çok mantıklı olmuş. Bu böylece tarafı... burada duvarda dolap koyabilmişsin. Normalde de duvardan yandan açmalı. Doğru. Kullananlar bazen çok vardı gördüm. Ama bu arabada biraz daha farklı bir sistem yaptık. Aha. Karşı tarafı normal saklama alanı gibi düşünürsünüz. Kasetli bu tuvalet galiba. Kasetli tuvalet, aynen. Saklama evet, alanlarımız burada. Boru sistemlerini buradan geçiriyorsunuz. Bu
da şık bir şekilde kapakla kapattık. Hı hı. Kapak, bunun kapağını biraz farklı bir sisteme döndük. Tamamen mıknatıslı, böyle ittirdiğinizde kendisi buluyor ve kapatıyor. Bak ya, siz neler çıkmış ya. Aynen. Sektör çok gelişti değil mi? Çok. Yani bir yıl öncesine... eskiden Türkiye'de olmayan, işte Avrupa'dan gelen şeyleri artık yapmaya başladık ya, çok kesinlikle, seviniyorum buna. Kesinlikle. Bagajı da göstereyim size. Tamam. Evet. Bu da fuarda tek olan. Ha, bak arkada yine kaplama. Evet. Dayanıklı mı sence bu? Dayanıklı, herhangi bir problem yaşamıyoruz. İlk kapladığımız araç değil çünkü. Tay tüyü gibi bizim koltuklara tüyü zamanında. Ha? Aynen, aynen. Silinebiliyor. Alkantra dediğim kumaş. Evet. Burası da bu şekilde. Şöyle göstereyim. O tabi ya. Yok, şimdi burada yatak olunca burada dev gibi bir bagaj alanı oluyor tabi. Aynen. Biz tüm araçla alakalı kısmının her yeri kapalı. Evet. Ulaşabileceğiniz bir dahil kapaklar orada, su deposunda burada da var aynı şekilde. Veya evet, yatağın altında da kaldırıp kullanabileceğiniz alan var. Hı hı. Her türlü tüm ekipmanlara ulaşabiliyorsunuz. Hı hı. Hiçbir problem olmuyor. Yani bozulsa vesaire bile olsa her türlü ulaşabilirsiniz. Herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Güzel. Güzel bir tasarım. Kasa ile koltuğun arasında monta ediyoruz. Anladım. Öndüremedim ki. Önlük var. Kolu. Şimdi bu bir yerde montaj olmadığı için birazcık zor dönüyor haliyle. Bunlar masalar mı? Koltuk döner aparatı. Öyle mi? Ha, böyle bir şey mi koltuğun döner aparatı? Bu ikellemene gerek yok. Bunun sadece şuradaki kilitliğe gerek. Sonrasında yapacağın hareket sadece şu bak. Tek şey yapalım. Şu normalde şu şekilde atar ama tabii daha hiç kullanılmadığı için. Alışması lazım biraz. Evet. Mesela şunu haliyle aktif bir şekilde kullandığımız için bu daha çabuk dönüş sağlayabiliyor. Peki körüklü koltuklar bu sisteme uyuyor mu? Kesinlikle. İkisinin arasındaki civatayı alıyorsunuz, araya montajını da alıyorsunuz, ona gidiyor. Ben şu ürün yeni çıkmış bir ürün. Bunun en güzel yönü şu şekilde kademeli, istediğiniz ayağı durdurup sıkıyorsunuz. Masa ayağı mı bu? Evet, masa ayağı. Anladım. Bak Gülcüm, bak bizim masada şeyinde kullandığımız aparatlardan. 290. 4 evet. Bunlar şey fiyatı galiba. Bu kartı yok. Şöyle bir noktaya basıyorsun. İndiriyorsun. Tak kaldı. Kes adamı biraz. Aha. Evet. Demek ki şunu basman gerekiyor. Ya böyle bir konu. İki tarafı bulun. Ya böyle ya da böyle. Siz istersen. Evet. Bu işte ben duvarlarım. Kenar sıçacak. PVC dedikleri bu mu? Evet. Ha, yani yamulabiliyor, şey yapılabiliyor. Şekil verebiliriz, fazla zorlamıyor. Hafif esnek kullanabiliriz. Karavan, evet, karavan camı, camların açılması ilk süreçlerden bir tanesi galiba değil mi? Evet. Yalıtımdan önce mi yapıyor bazen? Önce olursa daha iyi olur. Evet. Yani bir denemen lazım. Karavan camı kullanmak istiyoruz. Burası. Hani bu böyle yukarı doğru açılanlardan. Buzdolapları. Ama bizim buzdolabımız var. 58 litre. Aynı şu modelde biliyorsunuz. Ve biz Güngörcül'e onu yerleştirmeye karar verdik. Çünkü şu anda onun bile fiyatı 43 bin lira olmuş. Yani dolaplar uçmuş gitmiş. O yüzden ona tekrar bir yatırım yapmak istemiyoruz. Çünkü çok memnunuz. Bu sene 4. yılımız. Bu seyyar ve bastu değil mi? Bunlar da onların ekipmanı galiba. Hidrofor mu bugün Görcü? Hidrofor aşkım. Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bayağı ben tanıyorum artık bu işte, hiç fena değilim. Bak karavanı yaparken benden iyi çırak bulamazsın, sana söyleyeyim. Biliyorum aşkım. Aa evet, bak şimdi bu camların boyları ne kadar? Bu neymiş? Einstein Mobile Homes. Bak cam kocaman Güngör. Evet. İşte bu nem yapmıyormuş. Evet. Ya yani aynı bizim evdeki pimapenler gibi. Ha. 34 cm. Masa ayağı otomatik. 75 cm kadar yükseliyor. Aralarda da durdurabiliyorsun. Tamam. Şunlar da şu görmüş olduğunuz demir parçaları da masanın sağa sola öne arkaya oynaması için. Hani otururken biraz dardır belki. Anladım. Önüne çekiyorsun masayı, aynen, karşıya itiyorsun, yana itiyorsun. O parçalar. Peki bunun fiyatı nedir? Şimdi bu masa ayağı bu şekilde. Bir de burada bir dizel ısıtıcı var. Dizel ısıtıcı 5K var dedin değil mi? 12.200. Dizel ısıtıcı 5.000 mi dedin? 4.600. Peki bir şey söyleyeceğim.
Bu ısıtıcı için ekstradan başka ekipmana ihtiyacımız olacak mı? Ekipmanları burada mevcut. Montajı biz yapmıyoruz. Onu işi bilen bir ustaya montaj ettiriyoruz. Bu kaça kaç cam? 45'e 90. 45'e 90. Bu fiyatı nedir? Şimdi 4 tane yanlara açacağını düşünürsek bir de tavana gidiyor 5 tane yapıyor. 5600. Bir o diğeri daha mı ekonomik bundan? Yani 3 aşağı 5 yukarı aynı. Aynı. Peki bir de hack'i soracağım sana. Peki bunun fiyatı kaçtır 40'a 40'ı? Sinekliği ve blackout'u da var. Evet. 3500. Güzel, evet. Bu olmadan olmaz çünkü. Bir de burada kasetli bir tuvalet var. 17 litre. 1900. 16.900. Kasetli tuvalet. 16.900. 17 litre kirli su. Çok uzun zaman bunu kullandık. Bu şimdi tabii daha büyük bir kolaylık. Peki bunlara şey yapılıyor mu? Tuvalet musluğu. Herkes çok iç kaçtığı zaman elini sokamaz için. O da doğru. Şöyle desek değil mi? 1,5 karış bile yok yani. Boyu, evet. O da doğru söylüyorsun. Hani klimayı sistemi güçlü olması ayrı. Fakat ben kamp alanında normal fişle beslediğimde bu klimanın öyle bir durması etmesi falan filan olmayacak değil mi? Yani evde kullandığımız klimalar gibi enerji olduğunda bastığımda 24 saat çalışacak. Siz ortam sıcaklığına 20 ayarlı, oda sıcaklığı 23 derece. Oda sıcaklığı 23 derece geldiği zaman aynı ev kliması gibi kendisini durduracak. Düştüğü zaman tekrar ambiyat yapacak. Tamamen otomatik bir cihaz. Elektrik kesintisi olmadığı sürece çalıştır, sıkıntı yok. Evet. Sıcak soğuk mu üfleyecek? Yok, sadece soğuk mu? Sadece soğuk. Orijinal çiftlediğimiz klimalarda sadece soğuk var. Bu şimdi aracın üstünde kalan bombesi mi? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burası aracın içine giren kısmı. Şurası, tamam. Aracın içine kısmı. Şurası da aracın üst çatı dediğimiz kısmında kalan kısmı. Bunu. Peki bunun ölçüsü nedir? Yukarıda ne kadar alan kaplayacak bana güneş paneli hesaplarken? 98'e 100 kadar bir alan kaplayacak. Dışarıda. Evet, 100'e 98. %100 dedim. Evet, hack dedim. Hack ile bu şekilde açacağız. Aşağı gizem açmamız lazım. Aynen. Aa, evet, buradan yorulmuş gerçekten. Ha, klimanın buradan görüntüsü, evet. Cihazımız tamamen bakır. Boruları bakır. O çok önemli, bakır, evet. GMCC kontrolü. Diğerleri gibi birden yükselmiyor, birden düşmüyor. Kademe kademe. Ya biz Antalyalıyız, burada yaşıyoruz. Bizim için klima olmazsa yaşam sebebi. Eğer yalıtımınız iyiyse sizin. Biz yapacağız, başlıyoruz inşallah. Bizim müşterimiz genelde söylüyor. Çoğu müşterimiz biz kendimiz yapmışız. İşte eş aynı şey böyle. Eş olan kişi de biz kendimiz sıfırdan yapacağız. Evet. Tabii video alıyorlar. Evet. Alıyorlar. Biz öyle yapacağız. Biz öyle yapacağız zaten. Şimdi bir enerji sistemi fiyatı alıyoruz. $2000 toplam. Peki sen Likya'daki iki tane güneş panelinin de buna koymayı mı düşünüyorsun? Yok. Ama 400 yetecek mi o zaman? Sen düşünüyorsun. Ama iki tane yazdın. Ha. Bu ölçülerini biliyor musun peki bu 200'lüğün ölçüsü? 2 metre 158. Şimdi bir de hani klima yerini düşünürsen panel şeyini ona göre. Tamam. 71'e 141. Tamam. Tamam. Evet. Klimanın yerini ayırıp ona göre o zaman hesaplamak gerekir. 30 amper ve 40 amper. Evet. İşte iki tane yüzlük akülerimiz, bunların yüzlük. Tamam. Şimdi size bunlar jel tabii. Tabii ki de jel. Evet.
20 amper DC'si. Akışan etmek için, araçta. Araçta, aynen öyle. Araçtan şarj etmek için. Akü şarj cihazında dışarıda. Ayaklarımı hissetmiyorum. Evet, çok kolay değil. Gez gez, ayakları at, acıyor. Ay biraz çıktık şimdi, bir şeyler atıştırdık. Suyumuzu içtik, şimdi tekrar gireceğiz. Şimdi bu arada biraz da hani videoyu da böyle bodoslama girdik çünkü neler oluyor diye. Tabii ki bunların çok daha detaylısını müsait bir zamanda anlatacağız. Ama biz bundan 10 gün önce bir akşam böyle konuşurken birden karavan yapmaya karar verdik. Yani bir karavanımız olsun istedik diyeyim daha doğrusu. Evet, karavanımız olsun istedik. Bunun çok geçerli sebepleri var. İlerleyen videolarda, bir sonraki videoda muhtemelen konuşacağız detay detay. Dolayısıyla şimdi öyle bir şey olunca hemen araç bakmaya başladık. Zannediyorum 5-6 tane araç vardı. Bunların 3 tanesi Antalya'daydı. Biraz sen tutar mısın? Kolum yoruldu. Bir tanesi de dışarıdaydı. Ankara'da vardı, Kocaeli'de, bir de İstanbul'da vardı. Duralım mı? Evet. Görüntü sürekli sallanıyor. Elim de acıyor. Tamam. Peki. Sonra bu önce dedik ki Antalya'dakilerle başlayalım. Gittik bir tanesine, galericiydi. Evet. Araba gerçekten çok yıpranmıştı. O nedenle hemen vazgeçtik. Fazla da uzun sürmeden. Diğeri şeye gittik. Bir 3S Plaza'ya gittik. 3S Plaza'nın kendi sattığı ikinci el araçtı. Birinden almış, satıyor. Dolayısıyla 3S Plaza'larda hani ben de çok çalıştığım için onlara güvenirim. Çünkü onlar böyle çok iyi ekspertiz etmeden o aracı alıp satmak istemezler. Ama dedi ki kapora verdi birisi, sabah geldi. O yüzden sizi ararız birkaç gün sonra dediler. Tamam dedik ve sonra aynı gün hemen oradan sonra da Antalya'da bir tane kendi kullanan bir satıcı daha vardı. Ama fiyatı çok daha yüksekti. Oraya gittik, arabayı gösterdi bize. Tabii ki görür görmez bayıldık çünkü çok temizdi. Çok temizdi. Yani o diğer gördüğümüz arabaların içinde falan çok temiz, tertemiz bir arabaydı. Tabii çok beğendik. Ve işte birazcık pazarlık yaptık. Böyle olmayan paralarımızla pazarlık yaptık. Sonra bir de kapora gönderdik aynı gün. Ve işte alış için hazır hale gelmeye bekliyoruz. Çünkü olmayan bir bütçeyle bu işe giriyoruz. Kredi çekiyoruz bankadan. Hayatımızda hiç bu kadar büyük bir kredi çekmemiştik. Tabii bu böyle çok şey, bizde böyle endişe de var, heyecan da var, stres de var özellikle. Ya bir de o bankalardan falan da bahsedeceğim size, bir sürü şey öğrendim yani. Onlar da hiç eski bıraktığımız gibi değilmiş onlar. Neyse, kısacası bugüne gelelim. Çok fazla bu videoda uzatmayayım. Şimdi pazartesi günü, bugün cumartesi, yani pazartesi günü öğleden sonra noterde satış olacak. İnşallah bir problem çıkmazsa pazartesi günü araca kavuşacağız. O yüzden fuar da o kadar güzel bir zamanda denk geldi ki ben zaten her gün geldim. Perşembe başlamıştı. Ben perşembe cuma geldim. Ve şimdi Güngör'le de cumartesi geldik. Yetiştiremezsek pazar yine tekrar yarın geliriz. Sonra pazartesi büyük gün olacak. Çok heyecanlı bekliyorum. Bu firmaların şu anda ayağıma kadar Türkiye'nin dört bir yanından gelmesi bizim için o kadar güzel bir fırsat, oldu ki çok büyük bir fırsat oldu. Hem yüz yüze tanışıyoruz, hem fiyatları öğreniyoruz. Daha çok böyle detaylı yüz yüze konuşup bir sürü şey, ürünler hakkında öğreniyoruz. Telefon biraz daha çünkü şey olabilir. O yüzden çok heyecanlıyız. Neyse, çok konuştum. Kusura bakmayın. Derdimizi anlatmaya çalıştım ama hadi içeri girelim, gezmeye devam edelim. Kimi buldun? Vedat'ı. Gel şurada gözüksün. Bahar'cığım geldi. Evet. Şuna bakmaya getirdi beni gitti, şimdi. Evet. Bunu senin araba da çok çeker. Evet. Vedat'ı da çok çekmiş. Bir bakalım şuna neymiş bu. Evet, üzerinde bir araçüstü çadır var. Altında da bu şekilde bir kamp aracı olmuş. Tamamen kompakt. Evet. Her şeyi içine yükle, çek git. Ha? Ve 750 kiloya kadar yükleyebiliyorsun. Hı. Kendi ağırlığı şu an 250 kilo civarı. Çok iyi. Çok müthiş avantajlı. Çok işlevsel geldi. Bak burada bu sabit değil herhalde. Bunu böylesine koymuşlar. Orada bir şey yok. Vallahi çok güzel çözüm. Bak bunların bu şekilde fiber olması yağışlı havalarda çok konforlu oluyor Vedat. Merhaba, hoş bulduk. Kapandığında da tamamen bak
yine tam üst üste gelmiyor. İçinde eşya da kalabiliyor. Evet. Kampada gelen olacak. İçine eşya da depo gibi koyuyor. Genelde masa falan böyle şeyleri, yorganları koyuyorlardı. Biraz önce beyefendi açtı gördük. Evet. Tabii canım, kocaman bir bagaj var yani. Yığ bunu. Biz bisiklete neler yığıyoruz? Bunu artık ev taşırız. Evet. Evet, bak seni tanıştırayım. Burada kimler buradaymış? Kimler buradaymış? Aman da aman. Ne haber? Ablacığım iyiyim, sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Burada iki kopuk uçurtmadan Nazan var. Evet. Tanıyanlar, takip edenler karavan seyahatlerini seyrediyorlardır. Ve Murat var. Murat'cığım merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyiz vallahi. Fuardayız, buradayız. Harikasınız. Antalya'dayız. Yani. Süpersiniz. Ne güzel buluştuk burada. Aynen. Ve adresat Gonca Kamp sahibi Vedat arkadaşlarım. Vedat'cığım, şimdi Murat'la Nazan burada gönüllü standta sabahtan akşama buradalar efendim. Gelenleri, gidenleri ağırlıyorlar, karavanları tanıtıyorlar. Hem de herhalde karavan hayatından daha 2-3 evet. yıldır evet. deneyimlerini evet. de paylaşıyorlar. Bir de buluşmalarımız, takip edenlerimiz, onlarla görüşüyoruz, muhabbet ediyoruz, tanışıyoruz. Aynı zamanda böyle fikir alışverişleri yapmış oluyoruz. Süper, yani. Harika. Ya bu bayağı dev gibi, çok büyük bir şey. Bununla dünya turlanır ya. Dışarıdan şimdi, bile çok heyvetli. Şöyle bir durum. Bu araç Türkiye'de ilk defa Iveco çift kabin şasesi üzerine yerleştirilmiş Alcoven kasa bir karavan. Bu aracın ana kasası 5.70 ama 5.10'a düşürülmüş çift kabin. 2.10 genişlik var. Muazzam bir alan sunuyor size. Hı hı. Kendi karavanım gibi diyorum, gerçekten yaşamak isterim içerisinde. Çok kişili bir ailenin karavanı olduğu için 6 kişi kalabiliyor bu karavanın içerisinde. Evet, zaten şimdi girer girmez şurada bir 2 kişilik yemek masası, aynen. çalışma masası. Aa, bir dakika, bu arka bu kaç kişilik? Murat. Çift kabin olmasının getirdiği bir evet, burada 2 koltuk, burada 3 koltuk var. Yani 5 kişilik özellikle bunu göstermek sürücü, istiyorum. Evet. İlk defa yapılan bir şey. Burada da devasa yukarıya zıplayıp da erişemeyeceğiniz bir yükseklik var burada. Hakikaten ben öyle. Ben 182'yim. Ben şu an ulaşamıyorum. Sen de ulaşamıyorsun. Evet, ve tabii Alcoven'lerin avantajı burada bir yatak alanının evet, daha olması. Burada 2 kişi rahat rahat 160 santimlik bir yatağımız var. Evet. Evet, çok güzel. Tezgah, wow. Koryan tezgahımız var burada. Taş. Tedford'un zaten olmazsa olmaz böyle bir karavanda. Bayağı da büyük bir tezgah alanı kalmış. Çok güzel, çok güzel. Bu evye de, evet. Bu tercihler müşterinin kendi tercihi olabilir. Seçimleri kendiniz yapabilirsiniz. Hayalinizi gerçeğe dönüştüren bir firma olduğu için sıkıntı yok. Burada muazzam büyük, muazzam büyük. Bakayım şöyle. İçeride bir duşakabinimiz var. Kasetli tuvalet değil mi bu? Macaratörlü burada. Macaratörlü mü evet, bu? Evet, ama tercihe göre değiştirilebiliyor. Yani dediğim gibi hayale uygun olarak isterseniz bu yatağı ön tarafta kurgulayıp arka tarafı yaşam alanı U şeklinde de değiştirebiliyorsunuz. Mutfağı buradan buraya alabiliyorsunuz. Bunu biraz daha daraltabiliyorsunuz. Karşılıklı yapabiliyorsunuz. Bu sizinle alakalı bir şey. O yüzden kendi hayaliniz. Kaç kişi yatabiliyor bu karavanda? Yani bu karavanda 6 kişi yatabiliyor. 6 kişi yatabiliyor. Harika. Yatak olarak yatabiliyor. Seni şöyle alayım mı Murat? Bir de şimdi şuradan bir yatağı göstereyim. Burada evet bayağı büyük. 1,5 metrelik zannediyorum bir buzdolabı var. Elbette burada bir difriz. Evet, üstten kapaklı. Güzel bir yatak alanı var hakikaten. 12 evet. volt kliması da üzerinde, olmazsa olmaz zaten. Klimasız. Antalya'ya geliyorsanız klimasız olmaz tabii. Böyle yontumlu bir araçta klimaya bilmiyorum. Gerek olur mu ama yine de. Her yerde cam var. Ya klimaya hep ihtiyaç var Murat. Ne olursa olsun klima da olsun ama ya. Klima varsa da elektriğe ve enerjiye ihtiyaç var. Yukarıda 6 tane panel var. Tabii yani zaten kendimi bir kamp alanında hayal ediyorum. Kesinlikle. Kamp alanında hayal ediyorum. Oturmuşum, yerleşmişim, içeride de vır vır çalışıyor. Kendime de bu elektrik sistemini yapmak istediğim için ama bende öyle bir tavan yok maalesef. Evet. 4 gün kar yağışında elektriksiz kalmıyorsunuz. 4 gün kar yağışında aynen, diyorsun. Aynen.
Ha? Biz gibi kalmıyorsunuz. Ya evet, gerçekten ya ferah, şey zaten rahat bir biliyor. Karavan bir aile için donanımlı ve dünyayı gezer. Yani evet. Bunu alan da, bu bütçeyi veren de dünyayı gezsin. Kesinlikle. Yoksa bence Türkiye'yi gezmek olmaz yani. Kesinlikle. Madem bunu aldın git yani. Kapıdan çık. Değil mi yani? Çık yani kapıdan. Bizim bu firmayı seçmemizdeki tercih firmalar kişiye göre değişebilir. Ancak bizim bir hayalimiz var dedik. Bize paketlerle önümüze gelen firmaları değil de böyle hayalimizi gerçeğe dönüştürebilecek insanlarla çalışmak istedik. Tabii. Şimdi bir de şunu da söyleyeyim. Sizi takip eden, tanıyan arkadaşlar da mutlaka vardır. Dolayısıyla hani neden buradasınız? Çünkü Nazan'la Murat daha önceden geçen seneydi galiba değil mi? Kendi zaten hali hazırda olan karavanlarının dizaynını değiştirerek burada Antalya Karavanı da yaptırdılar. Aynen. Çok memnun kaldılar ki evet. Bu ne kadar az rastlanan nadir bir şey. Evet. Şükürler olsun. Evet. Ve arkadaşlıklarını da geliştirdiler. Sonra da onların fuarına destek olmak için kalktılar, İstanbul'dan geldiler. Aynen. Ya bu da herkesin yapacağı bir şey değil. Evet. Sizi de tebrik ediyorum. Evet. Yani harika. Böyle de güzel destek verdiğiniz için. Hem onlar yaptırdınız, parasını da şık ödediniz, bir de geldiniz burada gönüllü çalışıyorsunuz. Helal olsun. Işin ya ama. İşin sonunda inşallah bir çık diye size de bir şeyler olsun. Gönlümden olsun, geçti. Evet, vallahi bu çok güzelmiş. Çok hoşumuza gitti. Evet, karavanlar için olmazsa olmaz şeyler bunlar. Artık sineklikler. Şuradan mı kaldırıyoruz? Yok, ben beceremedim herhalde. Ben kaldıramadım. Hayır, ben çok fazla güçlü itmedim. Hayır, bir şey olmasın bir diye. Bir kere yapman lazım. He, anladım. Tamam. Evet. Bak gördüm, yan taraftan açılan da var. Sizin ölçüde çalışıyorlar aşkım. Kaç kaç istiyorsun? Ha, istediğim ölçüde çalışıyorsunuz öyle mi? Çok güzel. Yani sadece bilet alıp isterseniz bilet alıp yapıyor. Sadece sinek isterseniz sinek, ikisi bir arada fark etmiyor. Harika, çok güzel. Gönderim sağlanıyor. Evet, kargoyla da gönderiyorum diyorsunuz. Evet. Ve kapı için. Hı-hı. Kapı sadece sinek olarak. Trenin 45'e 90'ın fiyatı? 1100 lira. 1100 lira. Tanesi 1100 lira. 4 tane. Hı-hı. Bir de kapı. Kapı sinekliği var orada. Kapının ölçüleri 70'e boyu, onların kaç oluyor? 1.75 gibi oluyor. 1.75. Onun fiyatı? 1.100 lira o da. 1.100 lira. Yani şundan şimdi yaparsak 600 lira olur. Ama sizin dışarıda görmüş olduğunuz kasayı kullanırsak o 1.100 lira. Şimdi tamam. Dışarıda fark var. O daha esnek, daha kalın şey, toplu olur. Bütün kasalar böyle oluyor. Bundan olacak sizin. Kumaş blackout olacak, ışık geçirmeyen. Tamam, şu yani kumaş, burada ne gördüysem aynı çalışacaksınız. Toplamda sizin 1.500 lira 2000 lira arası düşük olur şu kumaş olursa. Ama bunu tercih etmeyin yani. Çünkü ışık geçiriyor bunlar. Karavanı kullanacaksanız bu kumaşı kullanacaksınız. Tamam. Bir taraf sinek, bir taraf perde bu şekilde. Evet. Güngör'ün çok hoşuna gitti bunlar. Lazım açmam. Tabi. Avrupalı karavancılarda bunları görüyorduk Güngör'cüğüm. Hani bu sistem biraz daha farklı da olsa işte. Yerli kendi ülkemizde. İstediğiniz yeri seçim olarak. Evet. Bunlar evet de çok kullanışlı. Ve pratik. Biz Likyavan'da mıknatıslı bir çözüm bulduk. Camların kenarlarını kendi yaptığımız perdeleri mıknatıslıyoruz. Bunlar tabi daha profesyonel. Evet. Bunların fiyatları nedir peki? Takım olarak sat halinde 12 bin lira bu. Bayağı 90 dereceye yakın açıldı. Birazcık daha fazla açılsa yerinden çıkacak. Bir açın, en son açın mesela, şuradan bir göreyim. Evet, güzel. En çok açıldı bizde. Evet, yani çok böyle açılması hoş oluyor aslında kamplarda. Ama şimdi genelde gördüğüm bu kadar açılmıyor. Şöyle açılan camlar var. Rüzgar buluyor. Evet. Rüzgarı izlediğiniz gibi alamıyorsunuz. Şu bölgeden kaçıyor rüzgar. Ha. Ama şöyle açtığımız zaman rüzgarı tutamamıyorsunuz. Bunların en büyük özelliği çift katı oluyorsunuz. Böyle bir ses. Böylelikle ısı yalıtımı yapıyor, terleme yapmıyor. Evet. Buğu yapmıyor. Bu yüzden buğu yapmıyor değil mi? Avantajı bu. Karavanda lambaları yaktığınız, içerideyseniz lambalar yani
insan vücuduna çok yakın ve çok ışık veriyor. Bakın parmağı gösteren ama burada herhangi bir şey yapmaz. Işık dahi geçmez. Evet, evet. Zaten yani geçmemeli. Blackout'un da mantığı o ya yani. Ama maalesef hiçbir karavanda çok az karavanda. Evet. Peki burada renk seçeneğimiz var mı? Şu an için gri ve beyaz seçeneğimiz var. Tamam. Siz sineklikli halde de satıyorsunuz yani. Sadece cam sadece değil cam öyle alırsınız, mi? Alırsınız, ister sineklik perde alırsınız, isterseniz camı başka yerden aldınız ya da yaptırdınız. Benden sınırsız ölçüde 160 cm kadar istediğiniz perdeyi yapabilirim, üretebilirim. Çok güzel. Harika. Ölçü serbest diyorsun yani. Güzel çıkar çıkabilirsin. Tabii ben istediğiniz ölçüde sineklik. Peki bu bu camın markası ne öncelikle? Rhinoglass. Yerli marka. Rhino. Evet. Rhinoglass. Şöyle söyleyeyim. Bu E yazmasının şeyini anlatır mısın bana? Ne demek oradaki E? Şimdi araçlarda ve karavanlarda kullanılabilmesi için mutlaka uluslararası standardı alması gerekiyor. Uluslararası standardı veren firmalar camlara R belgesi verir. Bakın. Araçlarda kullanılabilir demek. O yanında yazan numara da bizim markamız. Heh. O olmadan buradan daha net okunur. Evet. E belgesi ülke kodu. R araçlarda kullanılabilen regülasyon kodu. O da bizim belge numaramız. Anladım. Yani ben dünya üzerindeki her yere bu camı satabilirim. Dünya üzerindeki bütün TS ve araç muayene istasyonlarından bu cam geçer. Herhangi bir sorunla karşılaşmayız. Alabilmek için yaklaşık 19 tane teste katıldık. İşte bunlardan bir tanesi kafa testi. İnsan vücudundaki kafa ağırlığındaki bir tane top buna belli mesafelerden çarpma gerçekleşmiş gibi teste tabi tutuluyor. İşte ısı testine tabi tutuluyor. Yağmur testine, donma testine, su testine, alevlenme testine, bilya testine. Bilya da dışarıdan bir tane demir 325 gram bilyanın arabaya cama çarptığını düşünüyorlar. Onunla ilgili 3 metreden bilya bırakılıyor buna. Ve 325 gram bilyayla 10 tane de sıfır kırılma oldu bizde. Şöyle dalgalanma oluyor onlarda bakın. Aa evet. Bizde bakın. Olmuyor sizde. Peki bu bunun sebebi nedir? O dalgalanmanın yanlış üretimden kaynaklanıyor öyle mi? Güngör'cüğüm bir bakar mısın? Bak dalgalanma oluyor. Bak görüyor musun? Hı hı. Evet ben bunu pek çok şey araçlarda normal minibüslerde falan da ben bunu görmüştüm. Çünkü ağaca bakıyorsunuz dalgalanacak. Direğe bakacaksınız dalgalanacak. Ve 10 dakika sonra gözünüz yorulacak içeriden bakın. Kesinlikle. Şuna bakın. Haklısın. Yani istediğiniz gibi açıdan istediğiniz açıdan bakın şuna. En ufak bir dalgalanma var mı? Evet. Gezerek bakabilirsin. İyi ki söyledin. Peki bunun fiyatı nedir? Bu 4890 lira. Sinek perdesiyle beraber. Ayrı alırsanız 3700 lira. Bunun fiyatı nedir peki? Bunun fiyatı 2500 lira. Şöyle yine düğmeli. Şöyle açık kalıyor. Yağmur yağsa da sürgülü düşünmeyin. Yağmur yağsa da cam açık kalsa içeri su almayacak. Çünkü yağan yağmur, bakın aynı mantık. Yağan yağmur süzülecek. Videoda da var zaten. Yağan yağmur süzülecek. Yağmurda da açık bırakabileceksiniz. Bütün broşürleri topladık. Eve şimdi sıkı çalışmaya gidiyoruz. Evet. Masaya yayılacağız. Yazıp çizip bol bol çalışacağız. Bir sonraki heyecanlı videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.